Merhaba Paketo Gaming'e hoş geldiniz. Ben Hakan. Palgalo Belgesi'nin eşsiz güzelliğinde Ağaçev'de beraberiz. Bugün bu güzel havayı Ağaçev'de sizlerle birlikte geçirelim dedik. Ve geçtiğimiz günlerde moderatör arkadaşlarımız bir Google anketi yaptılar. Bu Google anketin sonuçları artık elimize ulaştı. Anketimiz tamamlandı. Şimdi sırasıyla birlikte sorulara ve cevaplara bakacağız. Ve benim için olan aslında doğru cevaplara bakacağız. Çünkü... Anket biraz da Poketto'yu ne kadar tanıyorsunuz anketi tarzında bir anketti. Şimdi çok fazla vaktinizi almadan o zaman anket sorularımıza ve cevaplarımıza geçelim. O zaman şöyle ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuz Poketto Gaming YouTube kanalı hangi konsept iddiasında bir kanaldır? A Pokemon B oyun C teknoloji D Nintendo E hepsi şeklinde bir sorumuz var. Güzel bir soru, başlangıç için güzel bir soru. Geçtiğimiz günlerde soru cevapta çok ilginç sorular vardı. Bu biraz daha güzel başladı. Cevaplara bakalım. Yüzdelik dilim üzerinden bakıyoruz arkadaşlar. Toplamda 100 arkadaşımız anketi cevaplamış. Biz zaten 100 rakamına ulaştığımız zaman anketi sonlandıracaktık. Dolayısıyla 100 popüler cevap arasından seçiyoruz diyebiliriz. Pokemon %25, oyun %10, teknoloji 0 almış, Nintendo %55, hepsi %10 oy almış. Şöyle baktığımız zaman 4. yıla yaklaşıyoruz ve gönlümü okşadı diyebilirim. Çünkü sonunda konsept olaraktan ne tarz konseptler ürettiğimizi arkadaşlarımız demek ki daha sağlıklı bir fikir sahibi olmuşlar. Çünkü benim için doğru cevap Nintendo şıkkı yani %55 oy alan şık daha çok bu Nintendo'daki Pokemon içeriklerine biz yöneldiğimiz için insanlar bizi ismimizden de dolayı yani Poketto Gaming'in Poketto'sundan dolayı Pokemon kanalı olarak nitelendiriyor ama biz aslında bir Nintendo kanalıyız. Çok fazla Pokemon içeriğimiz var o da ayrı bir konu ama sonunda kitlenin yani en azından bu ankete katılan insanların %50'sinden yani yarısından fazlasının bu cevabı vermiş olması hoşuma gitti. O zaman ikinci sorumuza bakalım. Poketto Gaming YouTube kanalı bugüne kadar en çok hangi içerikleri üretmiştir? A. Nintendo konsol B. Canlı yayın ve giveaway C. Gameplay D. Podcast E. Shorts videoları Bunlardan hangisini bugüne kadar en çok üretmişim diye sorulmuş. O zaman oy oranlarına birlikte şöyle bir bakalım. Nintendo konsol %30 almış. Canlı yayın ve giveaway'ler %35 almış. Gameplay %17.5, podcast %10, shorts %7.5. Şimdi dağılım tabi aslında hoş. Her yere her hepsinden bir yanıt almışız. Ama bunların arasından şöyle baktığım zaman canlı yayın ve giveaway olarak düşünülmüş olması İlginç. Shorts'un %7.5 almasına şaşırmıyorum. Çünkü son dönemlerde ciddi miktarda Shorts videosuyla kanalı algoritmasını düzeltmeye çalıştık. Podcast videolarımızdan dolayı bizi tanıyan pek çok arkadaşımız var. En Nintendo konseptli bir kanal dediğimiz için Nintendo konsol incelemelerinden de bizi bulan arkadaşlarımız var. Burada benim için doğru cevabı söyleyeyim. Yani benim için doğru cevap değil aslında istatistiksel olaraktan kanalda en çok hangi içerikleri yayınladığımızda belli. Gameplay içerikleri %17,5 almış olmasına rağmen kanalın video sayısının büyük bir kısmı gameplay içeriklerinden oluşuyor. Yani örnek vermek gerekirse Sword and Shield serisi yapmışız 50 bölüm. İşte Pokemon Let's Go Pikachu EV yapmışız 30 küsür bölüm. İşte Digimon Story e, Cyber Sleuth çekmişim 85 bölüm gibi. Dolayısıyla gameplay anlamındaki daha çok tam çözüm anlamında yaptığımız şeyler kanalın büyük bir kısmını kaplıyor. Bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkıydı. Üçüncü soruya bakalım. Poketto'nun mizacı da en uygun Pokemon Unite rolü sizce hangisi? A. Atakır, B. Spitster, C. Support, D. Allrounder, E. Defender. Güzel, ilginç bir soru. Evet, yani bunun cevabı çok farklı olarak verilebilir. Arkadaşlar bakalım nasıl değerlendirmişler. Hemen o zaman sonuçlara bakıyoruz. Atakır %17.5, Spister %0, Support %15, Allrounder %52.5, Defender %15. Aa, tabii bu çok yoruma dayalı bir soru. Burada siz kendinizce neyi yakıştırıyorsanız ona göre oyluyorsunuz. Bunun arasından benim kendimce değerlendirebileceğim bir tane var ama işte Atakır %17.5 almış. Ofansif görmüş arkadaşlar beni. Speedster'a kimseye yakıştırmamış. E, çok fazla son dönemlerde yani özellikle 2 sezondur support oynadığım için %15 bir support ya da belki insanlara yardımcı olmayı sevdiğimizden dolayı yakıştırılmıştır. Allrounder %52.5 bayağı ezici bir oy oranı almış. %15'te Defender var. Ya düşündüğümüz zaman aslında her ne kadar o rolden çok fazla oynadığım lisans olmasa dahi ben de kendime all-rounder'ı yakıştırıyorum. Yani çok yönlü karakterlere karşı ayrı bir sempatim var. Ee, çok fazla dediğim gibi all lisansı kullanmıyorum ama mizaç olarak baktığımız zaman kendimi all-rounder'a biraz daha yakın hissediyorum ki zaten ankete katılan arkadaşlarımızın da çoğunluğu benimle hemfikir olmuş. O zaman dördüncü sorumuza bakalım. Poketto kendini sizce hangisi olarak tanımlar? O çok hoş soru. A. Pokemon Trainer B. Digimon Tamer C. Monster Rider D. Monster Hunter E. Yokai Dedektif <laughs> Çok güzel soru çok hoşuma gitti. Yani e, şıklar güzel. Zaten benim en çok oynadığım konseptteki oyunlar yani bunlar benim favori franchise'larımdan gelmiş. Cevaplara bakalım. Ben cevabın ne çıktığını tahmin edebiliyorum. Cevabın ne çıktığını tahmin edebiliyorum. Pokemon Trainer %67,5'la kasıp götürmüş. Digimon Tamer diyen %2,5'luk bir kesim var. %12,5'luk Monster Rider var. buçukluk Monster Hunter var ve Yokai Dedektif kimse yokay dedektif yapmamış benim. Yani şöyle baktığımız zaman çok şaşırtıcı bir cevap değil. Yani benim cevabımla uyuşmayacağını, örtüşmeyeceğini zaten ben düşünüyordum ama işte Pokemon ve öbür taraftan da son dönemlerde özellikle canlı yayınlarda oynadığımız oyunların sohbeti falan yapılırken bu Monster Hunter oyunlarını oynamam, e Monster Hunter oyunlarını övmemden dolayı falan zaten uzun zamandan beri franchise olarak çok sevdiğim, hep bahsettiğim oyunlardan biriydi. Ondan dolayı yani böyle bir şey bekliyordum. Digimon Tamer'ın %2.5 çıkması bile aslında burada sürpriz. Ama benim için doğru cevap. Şöyle baktığım zaman bence hani bak kendiniz hangisi olarak tanımlar diyor ya. Monster Rider olarak. Ben bunu canlı yayınlarda 2-3 defa söyledim ya. Ben bundan sonra bir Rider'ım diye ortalıkta geziyordum. Stories o kadar çok oynadığımdan dolayı. Şöyle Pokemon Trainer olayı tabii gönlümüzde hepimiz Pokemon Trainer'ız yani. Hepimiz bir Pokemon eğitmeniyiz. Ama Hunter'dan ziyade Rider kısmı. Çünkü eğer bir Rider'san ayrıyeten Hunter'sın da. Çünkü bir canavarı avlıyorsun, onu ele geçiriyorsun, onu eğitiyorsun. Hani bir taraftan hem Monster Hunter'sın hem bir taraftan Pokemon Trainer'sın gibi ayrıyeten Rider olarak bile biniyorsun. Ondan dolayı ben kendimi Monster Rider olarak tanımlıyorum. Bunu birkaç defa söylemiştim laf arasında. Ama demek ki canlı yayınlarda e, arada kaynamış gitmiş. Beşinci sorumuza bakalım. Poketto bugün bir Pokemon yolculuğuna başlayacak olsa ilk partneri kim olur? A. Charmander, B. Mew, C. Trechko, D. Hoopa, E. Pikachu. Güzel soru. Şıklar da hoş. Şıklar da hoş. Ee, cevabın ne çıktığını tahmin edebiliyorum ben. <laughs> cevabın ne çıktığını tahmin ediyorum. Aslında şurada animasyonla getirmek lazım ama. Şöyle Oy oranlarına baktığımız zaman Charmander %12,5, Mew %65, Trecko %0, Hupa %22,5, Pikachu %0. Şimdi şöyle baktığımızda zaten çok hani ile Charmander'ın bu kadar yüksek oy almasına bile şaşırdım ben onu söyleyeyim. Yani benim Mew sevgim, Mew aşkımın ne kadar büyük olduğunu düşünürsek dolayısıyla arkadaşların zaten böyle bir cevap vermesi çok normal. Ama sonuç sizi şaşırtabilir. Ben bir Pokemon yolculuğuna başlayacak olsam Pokemon'la tanıştığım zamandan beri 98 yılından beri ilk partnerim Charmander. Şimdi ya Mew'u o kadar seviyorum diyorsun nasıl oluyor falan. Mew çok ayrı bir yeri var bende. Yani Mew'le yolculuğa başlanmaz. Mew'le yolculuğa başlarsam benim başladığım gün Pokemon yolculuğum biter. Mev benim için eşiment, Mivi elde edebilecek kadar bir kere belli bir şey olması lazım. Macera olması lazım. Bir deneyim, tecrübe yaşanmış olması lazım. Ondan dolayı yani e, bir maceraya başlayacaksam da hani starterla başladığımızı hikayesel olarak düşünüyorum. E, en sevdiğim starter Charmander evrim zinciri. Ondan dolayı Charmander seçerdim. Hep bak mesela şey çok ilginç olabilirdi. Atıyorum yani Hupa var. Bir şekilde Hupa ile yolun kesişmiş ve Hupa ile birliktesin. Hupa başka Pokemon'ları samınlayabiliyor ya. Hani bu macerada ilk başta böyle şey cheat yazmışsın gibi bir avantaj sağlayabilir tabii sana. Ama Charmander diyen %12.5 dilimimizi yani bu kesimi e, cevap veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlginç bir tahmin olmuş ama doğru tahmin etmişler. Altıncı soru. Poketto kaç adet Nintendo konsoluna sahip? Geçtiğimiz günlerde canlı yayınlarda bunu arkadaşlar sordular. Hatta orada tam bir rakam veremedim ama canlı yayından sonra saydım ben onları. Çünkü yeni eklenenler falan vardı. A şıkkı 23, B şıkkı 24, C şıkkı 25, D şıkkı 34, E şıkkı 39. Hmm. 23 24 25. Bu ankette sanki farklı sorulmuştu. Cevaplarda bir ufak düzenlemede karışıklık olmuş. E, 23 25 29 o. Ben yani şey anketin en son haline bakmıştım. E, bakalım. Bakalım. Yani öyle değerlendirmiş olalım olur böyle. Moderatör arkadaşlarımız da çok yoğunlar. %15, 23, %15 almış, 24 yani aslında o 25, %20 almış, 29 olması gereken C şıkkımız 22,5 almış, D şıkkı 34 konsol %27,5 almış, E şıkkı 39 rakamıysa %15 almış. Aslında tahminsel olarak baktığımız zaman çok böyle dengeli bir dağılım var. <laughs> arkadaşlarımız yani aslında herkes bir şekilde yaklaşmış diyebiliriz. D34 arkadaşlar ben son Avustralya'dan gelen konsolları da ekledim zaman 34 tane konsolum olduğunu fark ettim. Yani saydım tekrardan fark ettim değil. E, şu an için 34 tane var. Zaman içerisinde bunların sayısı e, artık zor eskisi kadar kolay değil ama artacaktır. Yedinci sorumuz, Pocket'de en çok hangi Nintendo konsol ailesinden konsola sahiptir? Aa çok hoş bir soru da. A Game Boy, B DS, C 3DS, D Wii, E de Nintendo Switch. Şimdi tabii bu ailelerin içerisinde parantezler içerisinde arkadaşlarım çok güzel açıklamışlar. Game Boy dediğiniz zaman normal Game Boy, Game Boy kalır, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP var. E, DS dediğimiz zaman FET kasa DS var, light DS var, DS'i var, x -Large var. 3DS'de normal Old 3DS dediğimiz Old 3DS, X-Large, 2DS ki hani bu e, işte Sun Moon geldi biliyorsunuz kutu açılımını yaptık. New versiyon 3DS, New versiyon 3DS'in x -Large ve New 2DS, x -Large, 3DS ailesinde de bunlar var. Wii'de Wii ve Wii U var doğal olarak. Nintendo Switch'te de versiyon 1 versiyon 2 Switch Lite ve OLED'imiz var. Bunlardan, bu ailelerden hangisine daha fazla sahibim? Yani bu 34 tane konsolun içerisinde bunlardan hangisi daha fazla var diye şey yapmış. Bakalım cevaplar ne şekilde gelmiş. A şıkkı Game Boy %0, DS %5, 3DS %55, Wii 0... Nintendo Switch %40. Hmm, şöyle baktığım zaman Nintendo Switch'te en az 4 tane kullandığım 2-3 tane de yedekte olduğunu arkadaşlar düşünmüşler. Yani 34 tane üzerinden 34 tane olabildiğini tabii öngördüyse bu cevabı veren arkadaşlar. Çok uzak bir şey değil. 3DS benim 3DS sevgim ve 3DS'i sürekli övmemden dolayı %55 yani yüzde Zaten yarısından fazlasının 3DS çıkacağını tahmin ediyordum. %5'likte bir DS var. Tabii bu birazcık. Şaşırt başlı soru gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burada aslında çok beklenmedik bir cevap. En çok DS ailesinden konsola sahibim. Bunun da sebebini söyleyeyim. 3 ee, tane DSi konsolum var. Kaç? 3 tane FET kasa DSim var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam, bakayım hemen. 1 burada, 2 orada. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane light konsolum var arkadaşlar. Yani DS Lite'dan özellikle e, farklı farklı renklerde elde edebildiğim kadar bir dönem elde ettim. Çünkü çok uygun fiyata satılıyordu. He, bu konsol rakamlarının içerisine şeyi dahil etmiyoruz bu arada. Elimde yedek parça şeklinde çalışan ama bütün fonksiyonları çalışmayan konsollar var. O 34 konsolun içine dahil etmemiştik. Onları da dahil edersek bayağı bir FED kasa DS var elimde. Dolayısıyla yani toplamdan oluyor 3 orda, 2, 3 oradan 6, 7, 8 oradan 14 tane filan DS konsolu yapıyor. Bundan dolayı hani birazcık e, şaşırtıcı bir cevap olabilir, belki beklenmedik, öngörülmemiş bir cevap olabilir ama en çok DS ailesinden konsola sahibi. 8. sorumuz. Pocket'te en çok hangi konsol ailesine ait fiziksel oyuna sahip? Hoş güzel devamın niteliğinde bir soru olmuş. Şıklarımız gene aynı. Şıklarda bir değişiklik yok. A Game Boy ailesi, B DS ailesi, C 3DS ailesi, D Wii ailesi, E de Nintendo Switch ailesi. Buna da verilen cevabın diğerinden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Cevabımıza geçtiğimiz zaman Game Boy %2.5, DS e, 3DS 67.5, V 2.5, Nintendo Switche ise %25. Burada 3DS iyice şahlanmış gitmiş. Tabii ki şimdi şöyle mantıken düşünüldüğü zaman sadece Pokemon oyunları, Yokai oyunları, Monster Hunter oyunları vesaire hani benim övdüğüm oyunlara zaten sahip olsam 3DS'de hatırı sayıları bir oyun sayısına çıkıyor. Ama bu da şaşırtıcı gelebilir. Yani bu arada benim 3DS'de bayağı bir kutulu oyunum var fiziksel oyuna sahibim. Ama DS ailesine sahip çok fazla oyunum var. Yani şurada iki kitaplığımın bir kitaplığımın iki gözü tamamıyla DS oyunlarıyla kaynıyor. Çünkü bu aslında biraz deminki sorunun cevabıyla benzer şeydi. DS Lite konsolunun fiyatları çok uygun olduğu için bulduğum farklı renklerden nasıl satın alabildiysem DS konsoluna ait oyunlar da bir dönem gerçekten çok uygun fiyatlara satılıyordu. Yani yanlış hatırlamaz hatırlamıyorsam pandemi zamanında böyle 27,5 liradan falan toptan satın aldığın zaman 27,5 liradan falan 30 liradan 35 liradan falan oyun geliyordu. Ondan toplamda kaç tane var onu bilmiyorum onu saymadım ama yüzün üzerinde DS oyunum var kutulu fiziksel olarak onu söyleyebilirim. Bunların arasında böyle trash oyun diyebileceğimiz çok böyle oynanısı olan oyunları çıkartırsak eğer yani oynanmayacak oyunları çıkartırsak daha doğrusu. Herhalde geriye rahat 55-60 tane zaten oyun kalıyor. Yani oynanabilecek düzeyde. Hatta bir kısmının jelatinleri falan açılmamış. Hani onlar böyle koleksiyon parçası diyebileceğimiz nitelikte oyunlar. 9. sorumuz. Poketto en çok parayı hangi Pokemon oyununa ödemiştir? Ben bununla ilgili topluluk kısmımızın altında aslında bir anket yapmıştım. Ee, bu soru değildi ama o daha geneldi. Evet ben bugüne kadar en çok hangi franchise'dan bir oyuna para ödemişimdir demiştim. Bu Pokemon versiyonu olmuş. A. Emerald. B. Platinum. C. Black 2. White 2. D. Oras. E. De Ultra Moon. Şimdi bundan da muhtemelen çıkacak cevabı tahmin edebiliyorum. Ama bakalım doğru cevap ne kadar oy almış onu da görmeyi çok istiyorum. Emerald %30 Platinum %50 Black 2 White 2 %0 Oras %0 Ultramun %20 Ben Ultramun yüksek çıkar diye düşünüyordum. ama Emerald'da Platinum öne gitmiş. Aslında yürütülen mantık biraz daha doğru. Eski oyunlardan özellikle bunların İngilizce versiyonlarını iyi kondisyonda bulmak şu an zor. Bulduğunuzda sağlam para ediyor. Ondan dolayı arkadaşlarımın yürüttüğü mantık çok doğru. Ama doğru cevap farklı. Yani buradaki oy alanlardan hiçbir değil en azından onu söyleyebilirim. Black 2 White 2 oyunlarına sahip olmak için fiziksel kutusuz hallerine bile çok yüksek meblağ diyordum. Bugüne kadar para ödediğim hani şu anki güncel oyunların da güncel fiyatlarını göz önünde bulundursak hepsinden fazla. Black 2 White 2'den ben de çünkü ben şöyle lot şeklinde aldım. Birer Almancasını aldım. Bir de aynı arkadaş İngilizce versiyonlarını satıyordu. Ben sadece İngilizcelerini almak istedim. Bozmayacağım lot şeklinde satacağım demişti. Onları lot şeklinde toplamına kadar 5200 mü 5400 lira ne ödemiştim. Bundan kaç yıl önce olduğunu söylemeyeyim neyse. Ondan Black 2 White 2 oyunları bugüne kadar Pokemon oyunu olarak en yüksek ödediğim rakama sahip oyunlar. Son sorumuz 10. soru. Gelelim son soruya. Bu noktaya kadar anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sence Poketun, Poketa Gaming ve Palgola Region adı altında yapmak istediği şey nedir? Güzel, hoş bir kapanış sorusu. A büyük bir Nintendo kitlesi aynı çatı altında toplamak. B Nintendo ve Pokemon severlerden oluşan samimi bir topluluk oluşturmak. C Türkiye'nin en büyük Pokemon kanalı olmak. D Türkiye'nin en büyük Nintendo kanalı olmak. <laughs> yani Şıklar hoş, güzel. Ee, ne yanıt verilmiş gerçekten buna merak ediyorum. İki şık bence, iki şık yüksek puan almıştır diye düşünüyorum. Bakalım ne verilmiş. Büyük bir Nintendo kitlesini aynı çatı altında toplamak %35. Nintendo ve Pokemon severlerden oluşan samimi bir topluluk oluşturmak %65. Türkiye'nin en büyük kanalları olmak onlar yüzde sıfır almış ama en azından öyle bir iddiam olmadığını katılımcı arkadaşların hepsi biliyormuş. Bu da güzel bir şey. Ee, şöyle A ve B şıkkı aslında birazcık o şaşırt başlı diyebileceğimiz böyle tricky sorular cevaplardan. Çünkü bir Nintendo kanalıyız evet ama e, büyük bir Nintendo kitlesini aynı çatı altında toplamak gibi bir gayem yok. Yani dolayısıyla cevabında ne olduğunu vermiş oldum aslında. B şıkkı Nintendo ve Pokemon severlerden oluşan samimi bir topluluk oluşturmak. Şöyle en başından beri aynı sohbeti muhabbeti paylaşabileceğimiz aynı uslupta olduğumuz konuşurken ifade ederken aynı saygı sevgi çerçevesi içerisinde bulunduğumuz kendimizi daha fazla aidiyet duygusuyla yani o sohbet ortamına e, ait hissettiğimiz bir grup topluluk oluşturmaya çalıştık. Dolayısıyla bu topluluğun böyle çıkıp da işte on binlerce yüz binlerce kişiden oluşması gibi hiçbir düşüncemiz olmadı. Yani çok büyük bir Nintendo kitlesini aynı çatı altında toplamak ancak bu soy, saydığım şeylerle olması mümkün. Ama bu kadar kalabalık olursanız o öyle kalmıyor. Ben daha önceden çünkü Facebook'tan ve benzer mecralardan da e, gördüğüm kadarıyla tecrübe ettiğimiz kadarıyla bir bozulmalar kırılmalar oluyor. Ondan dolayı samimi bir topluluk olması insanların çıkar ilişkisi üzerine değildi. De birbirleriyle yardımlaşıp sohbet edip hani en basitten bazı arkadaşlarım var İsimlerini doğrudan zikredip başkalarının ismini unutup da hani böyle tuhaf bir durumda oluşturmak istemiyorum ondan isim vermeyeceğim ama ya birisi bir şey sorduğu zaman mesela adam arada giriyor bakıyor Aa, burada bir şey paylaşılmış burada hani sekmenin altında nedir bu Birisi konsolla ilgili bir şey sormuş. Bildiği bir şeyse cevap veriyor. Bundan hiçbir çıkarı menfaati yok. Tamamıyla kendisi bir hobici ve başka bir hobici arkadaşına yardımcı oluyor. Yani bizim topluluğumuzun en başından beri kurulma amacı zaten buydu. E bunu da bugüne kadar sürdürdük. Evet küçük bir grubuz ama burada bahsettiğimiz gibi samimi içten bir grubuz. Ondan dolayı 10. soruda böyle birazcık şey olmuş. <laughs> İmza sorusu gibi olmuş ama hoş bir soru olmuş. Allah şöyle e, ee, bu anketi bizim moderatörlerimizden Cihan ve Atilla hazırladı. Sorular çok hoş olmuşlar. Geçen soru cevaptaki gibi ilginç sorular toplamamışlar. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hoş bir deneyim oldu benim için de. Hoş bir sohbet, muhabbet oldu. Ee, bu tarz anketler ve benzeri şeylerin devamını görmek istiyorsanız, hatta bu anketlerde sorulmasını istediğiniz sorular varsa, şu an için bunları ulaştırma tek yolu yorumlar ve topluluk kısmının altında paylaştığımız şeyler. Ama bu şekilde yorumlarla bizimle hani düşüncelerinizi paylaşabilir. Katıldığınız katılmadığınız yanları bana iletebilirsiniz. Ayrıca başka anketler ve sohbetler içinde belki konu açılması vesile olacak yorumlar yazmış olabilirsiniz. Ama bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again, lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be sweating out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have any doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now.